Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi elektrik akımı başlıyor. Bambaşka bir yere geldik. Şimdi ilk kez buradan girdiysen diye söylüyorum. Çünkü yorumlarda ilginç şeyler okuyorum. Arkadaşlar, bizim TYT 2022 kampımız var. Böyle bir oynatma listesi var. Şu anda 50 videonun üzerinde galiba. Bakmayın 41 olduğuna. Çünkü part 1, part 2 yaptığım yerlerde oldu böyle. Yani 50'ye dayandı videolar. Lütfen oynatma listesinde sırayla gelirseniz daha şık olur. Her türlü bilgi videoların açıklama kısmında var. Onlara da bir bakın. Şimdi elektrik dünyasına adım atıyoruz. Elektrik akım ve potansiyel fark. Nerede geçiyor bu konu? 10. sınıfın ilk ünitesi diye geçiyor. Ve dikkat dikkat, durgun elektrik, yani 9. sınıfın son ünitesi, biraz böyle sonlara kaldığı için sıkıntılı olabilir. Eğer orada aran iyi değilse orayı bir tekrar et. Durgun elektrik olmadan akan elektrik, yani elektrik akımı olmaz. Şimdi birinci videodayız. Böyle çeşit çeşit piller var. Tanıdığınız, bildiğiniz bir marka varsa onu da söyleyin lütfen. Çok güzel seçmişler anlaşılmasın diye. Yani böyle direkt olarak birinin reklamı olmasın diye. Şimdi tabii bir giriş yapmak lazım arkadaşlar. Hemen sıkılmayın. Hemen şak diye formül beklemeyin. Böyle genel bir nasıl diyeyim, duruşunuz olsun. Genel bir bilginiz olsun konuyla alakalı. Elektrik yüklerinin belirli bir yönde akışına elektrik akımı denir. Nasıl? Yani ben bunu burada okumasaydım sen de tabii ne yapacaktın? Artık böyle kafanda soru işaretleriyle gezeceydin. Şimdi elektrik akımı, elektriksel potansiyelleri farklı olan iki bölge var. İşte bak, bu çok önemli. Bu elektrostatik kısmından, yani durgun elektrikten ya da elektrik yükleri kitaptaki geçen adıyla. Yani oradan gelme bir şey. Potansiyel fark olursa elektrik akımı oluyor. Gerçekleşir. Güzel. Elektrik devrelerinde yüklerin hareketini sağlayan enerji kaynaklarına üreteç denir. Pil, akü gibi üreteçler devreye akım sağlarlar. Potansiyel farkı oluşturarak. Şimdi efendim, burada minik minik bilgiler. Bunları zamanında ÖSYM'de sormuştur, haberiniz olsun. Onu bir konuşmuş olalım. Katılarda elektrik akımını serbest elektronların, iletkenlerden bahsediyoruz. Herhangi bir katıdan bahsetmiyoruz tabii ki de. Yani elektriği iletebilecek ortamlardan bahsediyoruz. Serbest elektron hareketiyle sağlanır. Sıvılarda elektrik akımı iyonlarla sağlanıyor. Tamam, gazlarda ise iyon ya da elektronların hareketiyle sağlanıyor. Zamanında mesela gazlarla ilgili olarak hani floresanın atası dediğimiz, hani deşarj tüpü diye geçiyor. Yani onunla ilgili soru sormuştu. Geliriz zaten ona. Şimdi efendim, burada bir de yani yazılan yetmiyormuş gibi gösterilmiş. Yani katılarda bir çek edelim. Katılarda serbest elektronlar, sıvılarda iyonlar, gazlarda hem iyonlar hem de sonuçta elektronlar diye söyleyebiliriz. Artık hangisi varsa. Burada hepsini yazmışlar ama. Şimdi hava bir elektrik yalıtkanı olmakla birlikte, dikkat, normal şartlar altında böyle. Yıldırım olayında olduğu gibi yüksek gerilim altında iletken hale geliyor. Zaten o sırada da hava iyonize olmuş oluyor. Yani inanılmaz bir ortam oluşuyor yani. Ona da lütfen dikkat. Çok önemli bir bilgi. Elektrik akımının yönüyle elektronların hareket yönü. Şimdi elektrik akımının yönü elektronların hareketi yönüne zıt kabul edilmiştir. Bir elektrik devresinde elektrik akımının yönü üreticinin pozitif ucundan negatif ucuna doğrudur. Şimdi arkadaşlar, bunun şimdi neden böyle? Neden böyle seçmişler? Ya şimdi adamlar zamanında elektrondan haberdar değilken ilk deneyler elektrolizle ilgili yapılıyor, tamam mı? Yani mesela şimdi, yani sen olsan ne yapardın yani? Şimdi burada bir elektroliz kabı var. Buraya mesela artıya gümüşü bağlamış, tamam mı? Böyle bir tane de pil var işte, neyse. Burada da klasik örnektir bana göre, bir tane çatal var, tamam mı? Bunu da böyle bağlamış buraya. Şimdi burada bakıyor işte gümüş nitrat çözeltisi var. Bu detay önemli değil. Adam bir bakıyor burada gümüş yok oluyor, tamam mı? Böyle eriyor gidiyor, kayboluyor. Bir bakıyor burada böyle çatalın üzerinde gümüşler hani böyle toplanmaya başlıyor. O çatalın hani o kendine has mat renginin yerini gümüş kaplanmış bir çatal karşımıza çıkıyor. O zaman sen olsan ne yapardın? Yani o zaman demek ki buradan kopup bu tarafa gidiyor. İşte o zaman artıdan eksiye doğru bir şey gidiyor diyor. Adam o zaman elektrondan, iyondan öyle çok da aman aman hani haberdar değiller yani. Onun için bu klasik seçim o zamandan bu zamana kalıyor. Elektrik akımının dolanma yönü artıdan eksiye doğrudur. Ama aslında elektronların akış yönü de tabii ki de tam tersi şeklinde. Evet, ikisini de bilmekte fayda var bence. Efendim, şimdi akım şiddeti diyoruz. Bu giriş kısmı biraz tabii böyle ıvır zıvır bilgiyle dolu gibi gözüküyor ama satır aralarında çok önemli şeyler var. Lütfen dinleyerek gidin. İstiyorsan hızlandır ama mutlaka dinle. Arada ben bir şey söylerim ama yazmam. Kaçmasın yani o bilgi senin gözünden.
Şimdi devam edelim. Tabii elektrik akımı altında bir sürü başlık var yani. Bu böyle bitmeyecek yani, merak etmeyin. İletken ortamın herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen toplam yük miktarına akım şiddeti denir. E tamam. Bakın işte bu. Akım şiddeti dediğimiz hani yük bölü zaman. Hani hangi zaman aralığında iletkenin kesitinden ne kadar yük geçti. Ne tarafa geçti önemli değil arkadaşlar. Önemli olan kesitten geçmiş olması. Yük birimi kulüm. Evet, zaman saniye. Ve akım şiddeti de amper olarak seçilmiş, işte temel büyüklüktü değil mi? Kısa muz dediğimiz yerde A akım şiddetiydi, unutmayın. Elektronun yükünü elementer yük de deniyor. Bir elektron yükü bence ezbere bilmek zorunda değilsiniz. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. N tane elektron geçerse tabii ki de N'le çarparım yani. Laf mı? Evet, buraya bakalım. Burada ne diyor? İletken sıvı ve gaz ortamlarında akım hesaplanırken zıt yönde hareket etmelerine rağmen pozitif negatif önemli olan oradaki trafiktir arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Bu tarafa doğru mesela artı Q1 kadar iyon geçti. Yani bir şekilde hadi onu da maviyle göstereyim. Hatta şöyle biraz yukarıya doğru alsak ya. Şu tarafa doğru da mesela işte eksi Q2 kadar akım geçti T sürede. Sen burada akımı yazarken sayısal değerlere bakıyorsun, topluyorsun. Sakın ola farkını falan almaya kalkma. Yani başka bir şeyler karıştırma. Böyle yapıyorsun. Önemli olan o kesitten geçen yük miktarıdır, trafiktir. Ne tarafa geçtiği önemli değildir. İlerleyelim bakalım. Tehlikeli kavram potansiyel farkı. Yani elektrik akımının oluşması için, bir yerden bir yere akması için bu gerekli. Evet, yüklerin elektrik devresini dolanabilmesi için birim yük başına düşen enerjiye potansiyel fark denir. Güzel tanım olmuş. Potansiyel farka gerilim ya da voltaj da denir. Hani bunları da duyarsan şaşırma diyor. Gerilim lafı kullanılır ha. Yani bu kadar gerilim uyguladık. Ne demek lan bu şimdi, bu kadar gerilim uyguladık diye kalma. Gerilim de kullanılıyor. Yüksek gerilim hattı mesela gibi. Evet, potansiyel farkın birimi volttur. V harfiyle, büyük V harfiyle gösteriliyor. Bakın şununla karışmasın ha. Hız el yazısı küçük V harfiyle gösterilir. Bu benim kişisel kaprisim değil. Uluslararası bir gösterim. Küçük harf el yazısı V. Tamam mı? Hız. Ama volt büyük harf bildiğin kitap V'si. Tamam, karışmasın. Bir elektrik devresinde elektronların hareketini sağlayan potansiyel farkını üreteç sağlıyor. İşte üreteç, güzellik burada. Üreteçlerin elektrik yüklerine uyguladığı bu etkiye elektromotor kuvvet deniyor. Ve epsilon harfiyle gösteriliyor. Şimdi bu elektromotor deyince ben bunu her defasında anlatırım, gene anlatacağım. Arkadaşlar ortada bir motor yok. Tamam mı? Pilden bahsediyoruz. Ne yazık ki bak, yabancılar ona böyle diyor. Elektromotive force. Bak bu motiv. Tamam mı? Bildiğin motive etmek. Yani elektronları motive eden kuvvet diyor. Gerçekten de öyle yani. Elektronları bir noktadan bir noktaya akmak adına, yani elektrik akımının oluşması adına potansiyel farkı oluşturan, onları heyecanlandıran, kıpraşmasını sağlayan etki. Gerçekten elektronları motive eden kuvvet. Yani sen bunu motive etmek sözcüğünü çevire çevire Allah aşkına motora mı çevirdiniz yani? Yani bu akıl almaz bir şey yani. Şimdi bu kitap, bu laf nerede girdi biliyor musunuz? Yani şu anda şöyle de söyleniyor. İşte üreticinin EMK'sı, EMK'si, elektromotor kuvveti, bunlar kullanılıyor ha. Bunu böyle EMK diye sözcük olarak da görebileceğin gibi uzun uzun elektromotor kuvvet de görebilirsin. Daha önce duymadıysan bu motor sözcüğü başka bir şey çağrıştırmasın. Yani orada motor falan yok yani. Tamam mı? Eskiden daha da belaydı bu bizim başımıza. Çünkü gerçekten elektrik devrelerinde bir de motor vardı, onu anlatıyorduk. Neyse. Şimdi yani çevirirken zamanında hata yapmışlar. Öyle diyeyim yani. Öyle de kalmış. Üreticinin elektrik devre sembolü aşağıdaki gibidir. Bunu biliyoruz zaten ortaokuldan beri. Şimdi şöyle güzellikler var. Elektrik akımı ampermetre ile ölçülür. Potansiyel fark da voltmetre ile ölçülür. Yani böyle içine A, içine V yazarak ölçü aleti olarak gösterebiliyorlar. Şöyle de yapan var. Yani önemli de değil, umurumda da değil. Tamam mı? Şöyle yanına altına V koyuyor mesela. Böyle hani ölçü aleti. Belki dijital ama analog tercih ediyoruz. Yani burada böyle bir durumumuz var. Semboller böyle. Tamam mı? Ölçüm yapılan devre elemanına ampermetre seri voltmetre paralel bağlanır. Nedenini şöyle söyleyelim. Şimdi bakın yani ampermetre bağlı bulunduğu kablonun üzerinden geçen akım şiddetini ölçmek zorunda. Aynı su sayacı gibi borudan geçen su miktarını ölçmek zorunda. O borunun üzerine takılır. Artık hangi noktadaki akımı ölçmek istiyorsan.
Ama burada akımın geçmesine zorluk göstermemen gerekiyor. Ya da suyun geçmesine nasıl hani su sayacı zorluk göstermemesi gerekiyorsa bizim de burada zorluk göstermememiz gerekiyor. Teorik olarak. Yani sen yolun üzerine bağlanacaksın, tamam mı? Net bir şekilde. Ondan sonra nereye gidersen git, dirençlere git, ampul olsun, başka şeyler olsun falan. Yani o yolun üzerine bağlanmalısın. Hangi kablodan geçen akım ölçülecekse ampermetre su sayacı gibi oraya bağlanır. Yolun üzerine bağlanır ve yani sonuçta geçen akıma da zorluk göstermemesi gerekir. Teorik olarak iç direnci sıfırdır. Şimdi geldik voltmetreye. Voltmetre de paralel bağlanır. Şimdi sebep şu. Voltmetrenin görevi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada aslında vermemek lazım ama iyi kötü eskiden bir duymuşluğun olabilir diye yazıyorum. Voltmetre bağlı bulunduğu noktalar, bakın bağlı bulunduğu noktalar biri bu, biri bu. Tamam mı? Bağlı bulunduğu noktalardan bilgiyi ölçer. Mesela bu noktanın potansiyeli 50 volt. Tamam mı? Bu noktadaki o birim yükün yani enerjisi. Burası da 30 volt. Tamam mı? Voltmetre 50 volt ve 30 volt bilgisini ölçer. Der ki 50'den 30'a düşme var. O zaman sen burada 20 voltluk bir potansiyel farkına sahipsin. Burada işte yani birim yük başına harcanan enerji 20 volttur der. Yani devre elemanı üzerinde birim yük adına harcadığınız enerjiyi ölçer. Onun için de burada ne olması gerekiyor? Paralel bağlanması gerekiyor. Çünkü bak neden? Öncesinde ve sonrasında ölçüm yapıyor. Aradaki farkı sana göstergede gösteriyor. Ve yani paralel olacak. Ve tabii ki de şimdi elektrik akımı böyle geliyor ya. Burada kafaları karıştırmamak lazım elektrik akımı ile alakalı. Sen burada yokken nasıl böyle geçtiyse sen buraya bağlandığın zaman da yine aynı şekilde geçmeli. Yani bu tarafa gelmeyi düşünmemeli, tamam mı? O zaman sen bunun teorik olarak iç direncine sonsuza yakın, sonsuz dersin, tamam mı? Ona da dikkat. ÖSYM soruyor. İşte voltmetre ve ampermetreler şekildeki devreye bağlanmıştır. Hangi lambalar ışık verir? Şimdi iç direncin hani olmadığı bir yerde cart diye elektrik akımı geçer. Bunları sonra inceleyeceğiz zaten. Voltmetrede iç direnci sonsuzsa yani herhangi bir yolun üzerine bağlarsan oradan kimseyi geçirmez. Voltmetrenin özel bir şekilde paralel bağlanması lazım. Nasıl bir uyuşma var mı? Uyuşma var mı böyle bir? Saçların dipleri böyle bir hafif ağrı yapıyor mu? Şimdi böyle birazdan da kulaklarınızdan böyle hafif sarıdan yeşile çalan, ha şu renk falan diyormuşum böyle akmaya başlamış. Ama bunları konuşmamız lazım arkadaşlar. Başka bir yerde konuşulmuyor bunlar. Ampermetrenin iç direnci sıfır kabul edilir. Ampermetre bağlandığı kolun direncini etkilemez çünkü iç direnci sıfırdır. Voltmetrelerin iç dirençleri çok büyüktür. Teorik olarak ben sonsuz dedim. Bu nedenle bağlı oldukları koldan elektrik akımı geçmez. Güzel bilgiler. Bunları konuştuk. Gene konuşacağız. Evet, benzetmemiz var. Analoji de denilebiliyor buna. Yani böyle benzetme yapılabiliyor. Yani iki şey arasında. Mesela bakın burada bir ısıtma sistemi var. Pompa var, ısıtıcı var, su akışı var. Petekten odayı ısıtıyoruz ne işe yarıyorsa. Burada da mesela ısıtıcı ve pompayı yani şurada ısıtıcı ve pompayı pillere benzetmişiz. İşte borular buradaki elektrik kablosuna benzetilmiş. Burada petekten nasıl etrafa ısı yayılıyorsa burada da bizim lambadan sonuç olarak etrafa ısı ve ışık olarak yayılıyor. Benzetme yapılabilir. Yeri gelmişken bakın şu ampulün içerisinde şuradan geliyor ya alttan geçer bu böyle. Tamam şurada abartı çiziyorum. Böyle bir içeride klasik böyle bir şey var. Ondan sonra buradan böyle gelir. Şuradaki çok özel ampulün o teli var. Tungsten klasik ampulden bahsediyorum yalnız. Ondan sonra da çıkar. Bu tel koparsa arkadaşlar bu lamba yanmaz. Bu lambanın üzerinde bulunduğu kablodan da akım geçmez. Lütfen dikkat. Bunu da söyleyeyim. Evet, yani benzetme var. Kalorifer tesisatıyla neden olmasın dedik. Biz de konuşalım dedik. Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler. Direnç. Şimdi maddelerin elektrik akımının geçişine gösterdiği zorluğa direnç denir. R harfiyle yani resistance, tamam mı? Evet, harfiyle göster. Birimi ohm'dur. Gene bir amcanın soyadı biliyorsunuz. Ohm birimi için omega sembolü de kullanılabiliyor. Direnç zikzak şeklinde gösteriliyor. Uzatmayacağım. Buralarda sıkmayı yani düşünmüyorum sizi. Evet tamam. Elektrik akım bir iletkenden geçerken iletkenin direnci nedeniyle enerji kaybeder. Kaybedilen bu enerji ısı enerjisine dönüşür. Her maddenin bir direnci vardır. Elektrik akımının iletilmesinde enerji kayıplarının en aza indirilmesi için direnci düşük olan maddeler doğal olarak tercih edilir. Direnç 10 metre ile ölçülüyor. Evet. Birazdan göreceğiz zaten onu da. Şimdi burada
uzatmayalım diyeceğim ama katı bir maddenin yani direnci iletkenin uzunluğuyla doğru kesit alanıyla ters orantılıdır. Yani o tel ne kadar uzunsa elektrik akımı o kadar uzun bir yolu geçmek zorunda olduğu için direnç çok olacaktır. Ama eğer kesit alanı yani şurası arkadaşlar hani ince kablo ne bileyim hani kalın kablo dediniz mi bunu trafiğe benzetebilirsiniz. Rahat geçebileceğiniz yani yol kalın kablodur. Rahat rahat geçersiniz. Gerçekten de bazı yani ne bileyim çamaşır makinesi, işte kettle, yok efendim tost makinesi, bulaşık makinesi. Bazı evde kullandığımız araçların kablosu daha kalındır. Yani senin masa lambanın kablosuna benzemez. Tamam mı? O elektrik akımının çok kullanıldığını, rahat geçmesi gerektiğini yani bize anlatır. Tamam, bir de tabii ki de direncin yani o iletkenin yapıldığı maddenin cinsine de bağlıdır. Ben bunu bilmek zorunda değilim. İyi iletken, kötü iletken diye konuşabiliriz. Bir iletkenin birim kesit alan ve birim uzunluktaki parçasının direncine öz direnç denir. Yani öz direnci yüksek malzeme, bana zorluk gösteren malzemedir. Yani ben öz direnci düşük elemanları tercih etmeliyim diye konuşabiliriz. Evet. Şimdi ayırt edici bir özellik. Bak onlar da yazmış şuraya şöyle. Şu lazım bana işte arkadaşlar. Şu lazım. Onu bakın şuraya ben bir daha yazıyorum. R. Bu arkadaşlar rho öz direnç. Rho. Bakın şöyle yapılıyor. Şöyle birkaç tane buraya bırakayım. İsteyen alsın eve götürsün. Tamam mı? Böyle L bölü A, L bölü S uzunluk kesit alan bu da rho öz direnç. Verilecek ya da sorulacak. Evet bakalım. Ha mesela şimdi malzemelerin yani öz dirençleriyle alakalı olarak burada bilgiler var. Öz direnci bakın düşük olan kardeşlerimizden şöyle hani karbonu nerede yakaladın da işte neyse. Şimdi altın diyorsun bak 2.44 eksi 8 ama bak bakıra bak 1.7 hoppa bak öz direnç daha düşük. Burası daha iyi böyle yani altın yerine onu kullan. O gümüş çarptı yani gümüş bu sefer yani buraya bakarak malzemelerin hani hakkında fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Altından daha iyi durumdalar. Yani pahalı olması iyi iletken olduğu anlamına gelmiyor. Bilmek zorunda değilsiniz bu arada. Çok net söylüyorum. Yani net yani tablo olarak verilir ya da sorulur. Ya da işte aynı maddeden yapılmış şekildeki der geçer. Yani o şekilde de bakılabilir. Şimdi bak burada her şey kesit alanı aynı. Tamam mı? Direnci R ise L uzunluğundaki 2L yaparsan 2R olur. O zaten biraz önceki bağıntı yani. Bak uzunlukları aynı tamam mı? Kesit alanı A iken 2A yaptılar. Tabi rahat geçiş o zaman iki katına çıkarsa direnç yarıya düşer. İsteyen bunu kullanarak da yapabilir. L bölü A diye yani çarpım halinde tabii ki de aynı madde olduğu için rho'ya bakmama bile gerek yok. Öz dirence. İlerliyorum. İşte efendim her şeyi aynı. Demir misin, bakır mısın? Yani bakır daha iyi iletken olduğu için onun öz dirençten dolayı kazancı var. Dolayısıyla daha az direnç gösteriyor. İşte muhteşem bir şey. Yani bu gidip satar. Bundan bende var biliyor musunuz? Bir ara bir videoda gösteririm. Aynı modelden galiba yanlışım yoksa. İki tane var da biri galiba böyleydi. Arkadaşlar buna biz bakın multimetre diyoruz tamam mı? Şöyle şu ortasındaki bir tam da şu kırmızı şeyi böyle dokundurma. Bakın şurası var ya. Şöyle bir şey bu tamam mı? Şöyle duruyor burada. Böyle bir şey. Böyle takır 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 gezdiriyorsun bunu böyle döndürüyorsun tamam mı? Mesela işte bak burada gördüğünüz gibi direnç sembolü var. Direnç ölçeceksek burada takılıyor. Bak burada ampermetrenin A'sı var. Bir kıyam olsun size bak her videoda göremezsiniz. Şurada bir sembol var görüyor musunuz? Bak şöyle bir düz çizgi var. Orada bir de 3 tane nokta var. Bu doğru akım demek. Tamam mı? DC. Tamam mı? Böyle bir şey. Bu tarafta da alternatif akım var. O da tabii ki de şöyle ama kapatmış artık. Yapacak bir şey yok. İlerliyorum arkadaşlar. Öyle bir arkadaşla ölçüldüğünü söyledik. Ha, ondan sonra ekstra bilgi. Der ki iletkenlerin direncinin bağlı olduğu değişkenlerden biri de sıcaklıktır. İletkenin sıcaklığın değişmesiyle direnci değişir. Genelde sıcaklık artınca direnç artar. İletkenin sıcaklığı azaldığında dirençleri de azalır. Tamam mı? Bunu bilmek zorunda değiliz ama ben ekstra bilgi olaraktan hani sıcaklıkla direnci değişmeyen elemanlarla ilgili takıldığımızı düşünelim. Tamam mı? Öyle söyleyelim. Ondan sonra burada ne yazıyor? Kullanılan dirençlerin değeri üzerindeki renklendirmelerle kodlanmıştır. Her bir renk bir direnç değerine karşılık gelir. Bunların toleransları hani tam direnç değeri artı eksi ne kadar hani işte altın tolerans, gümüş tolerans falan var. Birinci çarpan, ikinci çarpan, üçüncü çarpan gibi kaç ohm olduğunu. Yani bu bir katalog gibi bir şey de bir tablo gibi bir şey de yazıyor.
Anlıyorsun zaten ne olduğunu. Ya da gidip satın alacaksan adama diyorsun ki bana 210'luk bir direnç var diyorsun mesela, veriyor sana zaten. Ya da kendin de bulabilirsin. Yani şöyle diyebilirsiniz, merak ettiyseniz eğer Google'a, dirençlerin renk kodları dersiniz. Bir de orada bir görsel yakalarsınız. Nasıl hesaplandığını görürsünüz. Güzel bir şey. Bundan sorumlu değilsiniz ama. İşte Reosta. Evet, öyle bir adam vardı ya. Tamam, Reosta ayarlanabilir direnç demek. Tamam mı? Ayarlanabilir, ayarlı direnç. Direnç değeri değiştirilen devre elemanlarına Reosta denir. Ama sana gerçek bir Reosta. Şimdi bak, elektrik akım buradan giriyor, tamam mı? Burada bu kablonun üzerinde böyle kokoreç gibi sarılı olduğunu düşünün. Tamam mı? Böyle. İnşallah, inşallah, inşallah böyle. Tamam, buradan gidiyor. Burası ölü son. Yani buraya gidemiyor. Temas ettiği şu noktadan bu arkadaş böyle akım böyle dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Tam şuradan temas ediyor. Buradan hop kaçıyor. Tamam mı? O zaman yol ne kadar uzun olursa L arttığından dolayı ne olacak? Direnç de artacak. O zaman hani 3 kuruşluk biliyorsanız akımla direnç ters orantılıdır. Geleceğim ama şimdi böyle bir saplamış olayım. Yani ne işe yarıyor dersen, bağlı bulunduğu kol üzerindeki akım şiddetini ayarlamaya yarıyor diyebiliriz. Evet, işte kolu sağa sola götürerekten yani sonuçta şey yapıyorsun, direnç değerini ayarlamaya çalışıyorsun. Sembolü de şöyle arkadaşlar. Yani birazdan gelir ama ben dayanamadım, şöyle yan yana dursun. Yani buradan diyelim ki akım giriyor, tamam mı? Şuradan gelip böyle kaçıyor. Buradan çıkış. Burası boş. Buradan bir yere gidemiyorsun. Tamam mı? Evet. Mesela günlük hayat örnekleri veriliyor şu anda. Güzel. Takılalım. Efendim, ısıtıcıların fan hızı, sıcaklık ayar düğmesi Reosta özelliğine sahiptir. Ütü, fırın gibi cihazlarda sıcaklığın artırılıp azaltılması Reosta ile gerçekleştirilir. Bak, yani şuna da ben yazayım buraya. Merak eden baksın. Dimmer diye yazılıyor. Tamam mı? Böyle döndürüyorsun. Mesela odada böyle klasik bir ampul var ya da salonda bir bölgede klasik bir ampul var. İstediğin zaman ışığı loş yapmak istiyorsun. O zaman direnci arttırıyorsun, akımı azaltıyorsun. İşte bunu döndürerek, tamam mı? Ya artık ne tarafa doğru gideceksen, bak bu tarafa doğru gittikçe böyle küçük, bu tarafa gittikçe büyük. Demek ki bu tarafa doğru gittikçe direnç azaltılıyor, dolayısıyla akım artıyor. Dolayısıyla da lambanın parlaklığı artıyor ya da tam tersi. Böyle bir arkadaş dimmer. Belki evde vardır diye düşünüyorum. Bunlar ama tasarruflu ampullerde, floresanlarda olmuyor. Özel, bildiğin hani o klasik ampul var ya böyle, şöyle içinde de teli var ya böyle, ya da buna benzer bir şeyler. Abajur gibi yerlerde, hani kitap okuma ışığı falan böyle abajuru gibi yerlerde olabilir. Hah, geldi bak Reosta'nın sembolü. Bunda da böyle yapmış. Çok iyi olmuş. Ben biraz önce tam tersini yapmıştım. Elektrik akımı geldi. Şuradan aşağı indi. Şimdi sağa niye gidesin? Burası ölü nokta yani. Buradan bir yere gitmiyorsun ki. Buradan ne yapıyorsun? Kaçıyorsun. Ne kadar dirençten sorumlu oldun? Bak bundan. Şimdi diyelim ki adam bunu bu tarafa getirdi. Ne olur o zaman? Akım buradan gelir, böyle kaçar. O zaman bak ne oldu? Direnç arttı. Gördünüz mü? O zaman akım da azaldı. Yani bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Hiç uzatmayacağım. Evet, uzatmayayım zaten. Uzatmadım da iyi olmuş. Video bitmiş. Yani akımın izlediği, tabii yani böyle parça olarak bakınca sıkıntılı oluyor da, buranın giriş, buranın çıkış olduğunu da unutmayın. Bu devrede size verilecek. Onun için hani sen böyle geldiğinde şöyle gideceğini biliyorsun çıkışa doğru. O zaman bu zikzak miktarı seni bağlıyor. Zikzak. Evet, miktarı arttıkça direnç de artıyor ya da tam tersi, ama akımın gittiği yön üzerindeyse. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.